Merhaba. Bu videomuzda gözden geçir sekmesinin altında karşılaştır butonunu anlatacağım. Hemen gözden geçir sekmesinin altında bu butonu görüyorsunuz. Tıkladığımızda belgenin iki sürümünü karşılaştırın diyor. İlk olarak buna tıklıyorum. Karşınıza bir pencere geliyor. Özgün belge üzerinde değişiklik yapmadığınız özgün bir belgeniz. Gözden geçirilmiş belge ise üzerinde değişiklik yaptığınız belgeniz. Bunları karşılaştıracağız. Örneğin burada göz atıyorum. İlk olarak bunu açıyorum. İkinci olarak da yine göz atıyorum. Ve Mimar Sinan 2'yi açıyorum. Tamam dediğim zaman karşılaştırılan bir veya her iki belgede izlenen değişiklikler içeriyor. Karşılaştırma amacıyla Word bu değişikliklerin kabul edildiğini varsayacaktır diyor. Evet diyorum. Karşınıza bu pencere geliyor. Burada bakın karşılaştırılan belge ve özgün belge var. Yanda da 10 gözden geçirme, 5 tane ekleme ve 5 tane silme gibi açıklamaları da görebilirsiniz buradan. Yine isterseniz bu dosyaya gelip buradan kaydete tıklayıp bunu kaydedebilirsiniz. Şu an kaydetmiyorum. Yine buradan dosya kapat dediğimiz zaman son yaptığımız dosya kaybolur ve ilk haline döneriz. Karşılaştır butonunda bir de birleştir vardır. Birden çok yazarın düzeltmelerini tek bir belgede birleştirin. Yaptığımız iki ayrı belgeyi tek bir belge olarak yapacağız. Buradan tekrar gösteriyorum. Birleştir dedim. Aynı pencere geldi. Geliyorum özgün belgede göz at. Aynı şekilde açıyorum. Etiketi değiştiriyorum. Gözden geçirilmiş belgeye göz at ve 2'ye basıyorum. Tekrar etiketi değiştiriyorum. Tamam dediğim zaman bu şekilde oluştu. Bunu buradan kaydediyorum. Kaydettim. Ve yine başka bir belgeyle birleştirmek istiyorum. Birleştir dedim. Özgün belgemiz bu yeni oluşturduğumuz belge. Gözden geçirilmiş olan da örneğin buradan girdim. Açtım. Yine etiketlerini değiştiriyorum. Değiştirilmiş yazdım. Tamam dediğim zaman bakın iki ayrı belgeyi birleştirdi. Bu şekilde. Daha önce yaptığımız videolarda da görmüşsünüzdür. Değiştirilen yerleri, birleştirilen yerleri burada gösteriyor. Yanda görebiliyorsunuz. Bu şekilde oluşturabiliyorsunuz. 35 tane ekleme, 10 tane silme, 18 tane biçimlendirilme olmuş ve toplam 63 tane gözden geçirilme oluşturulmuş. Bu şekilde farklı farklı belgelerinizi karşılaştırabiliyor ve aynı zamanda da birleştirebiliyorsunuz. Bu Microsoft Word 2010'da gayet kolay.